uluslararası gelişmelerde hadiseleri değerlendirirken sebep-sonuç ilişkisi üzerinden gidilir. Evet. Yani esbab ve netice denir. Yani neler oluyor ki, ne oldu ki böyle sonuçlar ortaya çıkıyor sorusuna cevaplar aranır. Her şeyden önce elhamdülillah bugün uluslararası düzlemde ve hususen bölgemizde küresel istikbara ve siyonizme karşı, Amerikan emperyalizmine, onun projelerine karşı, Kudüs işgalcisi Siyonist İsrail rejimine ve onun gayri meşru varlığına karşı İslam coğrafyasında çok güçlü bir direniş zaferden zafere ilerlemekte ve yürümekte. Yani bir taraftan Amerikan emperyalizminin projeleri çökmekte, bir taraftan Siyonist rejimin habis gayri meşru varlığı her zamankinden daha çok yıkıma doğru yürümekte, ömür yıldızları batmakta ve artık Siyonistlerin kendileri bile biz geleceğimizi görmüyoruz. Bu İsrail'in artık geleceği yoktur. Etrafı çevrilmiş İsrail tarifini yaparlarken direniş cephesinin dört bir yanda Yemen'den, Filistin'den, Lübnan'dan, Irak'tan, Suriye'den, Gazze'den, Batı Şeria'dan hatta 48 işgal topraklarına kadar her alanda Siyonist rejime karşı direnişin ne kadar bir ileri aşamaya geldiğini ve Siyonist rejimin de mukadder olan o akıbetine, yok oluş akıbetine hızlıca nasıl da yaklaştığını ortaya koyuyor. Bunu biz bir propaganda olarak söylemiyoruz. Bu zaten Siyonistlerin siyasi askeri kurmaylarının analizlerinde, söylemlerinde, presentationlarında, konferanslarında dile getirdikleri bir konu. Dolayısıyla Siyonist rejim tarihinin en zorlu dönemini yaşamaktadır. Bir taraftan Siyonist rejim bu yıkım sürecinden kendini kurtarmak için, diğer taraftan da o meşhum planlarını gerçekleştirebilmek için, İslam dünyasındaki projelerini, siyasetlerini yürütebilmek için iki koldan çalışmaktadır. Bakıyoruz ki daha 2 hafta önce Amerika ile birlikte ortak askeri tatbikatlar hava tatbikatları düzenlediler. Ve bunun adını da açıkça koydular. Biz Amerika ile İsrail arasındaki bu askeri tatbikatları İran'a yönelik askeri operasyonlar için yaptık diyorlar. Evet. Yani artık Siyonist rejimin kendisi de, Amerika'nın kendisi de İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı ortak askeri saldırıyı konuşmaktadır. Aldıkları silahlar, yaptıkları askeri yatırımlar, kurdukları ittifaklar, yaptıkları tatbikatlar ve aynı zamanda normalleşme adı altında Arap rejimleriyle kurdukları ilişkiler ve geliştirdikleri ittifaklar hep bir noktaya odaklanmıştır. İran İslam Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin desteklediği, arkasında durduğu bir şekilde İslam Cumhuriyeti'nin devrimci iradesinin alandaki, İslam coğrafyasındaki karşılığı olan direniş güçleri. Yani Amerika'sı da İsrail'i de onların bölgesel müttefikleri de şunu çok iyi biliyorlar ki eğer direniş cephesi önlenemezse, direniş cephesinin en büyük destekçisi ve direniş cephesini ayakta tutan asli güç olan, yani kale olan İslam Cumhuriyeti etkisizleştirilmezse, İslam Cumhuriyeti geri adım attırılmazsa, İslam Cumhuriyeti'nin yürüyüşü, ilerleyişi durdurulamazsa, askeri alandaki projeleri engellenemezse, bilimsel alandaki projeleri engellenemezse ve İslam Cumhuriyeti'nin İslam dünyasında oluşturduğu güç ve yeryüzünde anti-emperyalist, anti-siyonist ülkelerle geliştirdiği ittifaklar koparılamazsa, Siyonist rejimin hem ortadan kalkması çok daha hızlı olacak, yakınlaşacak, hem de Amerika bölgeden çıkarılmış olacaktır. Bakınız, şehadetinin yıl dönümüne 15 gün kaldı Şehit Kasım Süleymani'nin. Şehit Kasım Süleymani direniş cephesinin komutanı idi.
direniş cephesinin aynı zamanda banisi, yani kurucusu da diyebiliriz. Hacı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de şehadetinin ardından İmam Khamenei'nin bir sözü vardı. Amerika'dan alınacak intikam, Amerika'nın bölgeden tamamen çıkartılması şeklinde olacaktır. Yani Amerika'nın bölgedeki projelerinin her geçen zaman nasıl başarısızlığa uğradığını, Yemen projesinin nasıl başarısızlığa uğradığını, Filistin projesinin nasıl başarısızlığa uğradığını, Irak ve Suriye projelerinin nasıl başarısızlığa uğradığını görüyoruz. Evet, Amerika'nın hem unsurları hezimete uğramakta hem de kendisi bizatihi bölgeden kaçmak zorunda kalmakta. İşte tüm bunlardan sonra hedef İslam Cumhuriyeti olduğu için, hedef İslam Cumhuriyeti'nin bu gelişmelerdeki rolü olduğu için, İslam Cumhuriyeti'nin sağladığı güçler, imkanlar, enerji, dinamizm ve İslam inkılabının yönlendiriciliği bu noktada belirleyici olduğu için, merkeze ateş etme noktasında, vücudun başına ateş etme noktasında, bu vücudu ayakta tutan iradeye, bu vücudu yönlendiren iradeye ateş etme noktasında hem İslam Cumhuriyeti'ne hem de İslam inkılabının rehberi Veli-i Emr-i Müslümin İmam Khamenei'ye yönelik düşmanlıklarını her tarafta artırdılar. Sadece mesele Azerbaycan meselesi değildir. Bugün Körfez rejimlerinin politikalarına ve söylemlerine baktığımız zaman, bugün Siyonist rejimin politikalarına ve söylemlerine baktığımız zaman, bugün Batı'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin içinde olduğu NATO'nun, NATO ülkelerinin söylem ve politikalarına baktığımız zaman, bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin içerisinde Kürdistan'dan olsun, Sistan Belucistan'dan olsun, İran'ın diğer bölgelerinden, Ahvaz'dan olsun, yok mezhep temelinde, yok ırk kavim temelinde, yok ekonomik meselelerle, yok hicap meseleleri üzerinden projelendirilmiş gündemleri sürdürerek İslam Cumhuriyeti'ne yönelik her türlü saldırılar, yani kültürel saldırılar, psikolojik saldırılar, terör saldırıları, iktisadi saldırılar, politik saldırılar, medya saldırıları, buna baktığımız zaman aslında ortada sadece Azerbaycan'ın bir takım fasit medyasının ve Azerbaycanlı bir takım unsurların sürdürdüğü kampanyanın değil, küresel bir kampanyanın sadece Azerbaycan kısmından söz etmiş oluyoruz. Yani ortada Azerbaycan eksenli bir kampanya değil, Washington ve Tel Aviv eksenli bir kampanya vardır. Bu kampanya küreseldir. Bu kampanyanın bileşen unsurları vardır. Bu kampanyanın tamamlayıcı unsurları vardır, mütemmimleri vardır yani. Dolayısıyla Azerbaycan'daki müfsit medyanın yayınları ve söylemleri ve ortaya koyduğu o şebaset aslında Tel Aviv projesinin bir parçasıdır. Washington projesinin bir parçasıdır. O politikalar, o söylemler İslam Cumhuriyeti'ne yönelik, İslam inkılabına yönelik, direniş cephesine yönelik düşmanların kendilerini hem savunma amacıyla sürdürdükleri saldırılar. Yani onlar şunu biliyorlar ki eğer bu saldırılarla, her türlü saldırılar, bakınız siz bir Azerbaycan televizyonunda yayınlanan bir sözün, bir haberin, kullanılan bir ifadenin diğer kısmını görmezseniz, yani Amerika ile İsrail arasındaki ortak askeri tatbikatları görmezseniz, Siyonist rejim Genelkurmay Başkanı'nın Washington Pentagon'daki görüşmelerini ve o görüşmelerde neler konuştuklarını ele almazsanız, siz Halkı Mücahitleri adlı o münafık terör örgütünün Arnavutluk tarafından niçin kollandığını ve bugün Arnavutluk'ta nelerin yapıldığını, aynı şekilde Şah Pehlevi'nin oğlunun niye piyasaya çıkarıldığını, aynı şekilde Amerika'daki, yine İngiltere'deki bir takım sözde sürgündeki İranlılar adı altında bir takım kişilerin öne çıkartılarak tamamen küresel bir ittifak projesi içerisinde Yahudisiyle, bakınız enteresandır, öyle bir cephe var ki bir ucunda mezhepçilik yapanlar,
bir ucunda sözüm ana ehli sünnetçilik yapan, bir ucunda Kürtçülük yapan, bir ucundan Belücistancılık yapan, bir ucunda Arapçılık yapan ve dolayısıyla yani birbirleriyle hiçbir zaman bir araya gelmeyecek olan, sokakta karşılaşacak olsalar birbirlerine selam vermeyecek olan, yollarını ayıracak olanlar aynı dairenin farklı alanlarına yerleştirilmiş durumdalar. Birilerine bir görev, birilerine bir görev, diğerlerine bir görev. Ha, Bakü'dekilere de başka bir görev veriliyor. Dolayısıyla evet. Bakü'den ya da Azerbaycan içerisinden sürdürülen o menfur kampanyalar kendilerine verilen patronlarının kendilerine vermiş oldukları görevleri yerine getirmekten başka bir şey değildir. İslam ümmetinin değişmeyen düşmanı Siyonizm'dir. Dünyada Siyonizm'i dost bilen, Siyonizm'le dostluk kuran, Siyonizm'le ortak kulvarlarda buluşup Siyonistlerle askeri, siyasi, iktisadi alanda İslam ümmetinin geleceğine karşı, İslam ümmetinin izzetine karşı, İslam ümmetinin birliğine ve dirliğine karşı hareket edenler Siyonizmin suç ortaklarıdırlar. Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Bahreyn gibi rejimlerin ve diğer rejimlerin İslam ümmetine, Filistin davasına, Kudüs davasına nasıl ihanet ettiklerini, sırtından nasıl bıçakladıklarını göz önüne alalım. Dolayısıyla burada Siyonizmi biz merkeze almamız lazım. Bizler Müslümanız. Türkiye'li Müslümanlar, Azerbaycanlı Müslümanlar, İranlı, Iraklı, Suriyeli, Pakistanlı, Kafkasyalı, bütün Müslümanlar. Balkanlardan Afrika'ya, Mağrib'e, Uzak Doğu'ya kadar. Bütün Müslümanlar şunu söylerler. Çünkü bu bizim Rabbimizin bize öğrettiği, Kur'an'ın bize öğrettiği bir hakikattir. İnsanlar arasında müminlere karşı düşmanlıkta en şiddetli olanlar Yahudilerdir. Dolayısıyla biz bu Siyonistlerle tarihsel ve evrensel yani zamansal ve mekansal açıdan tarihi bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaş bugün başlamadı. Merhum Necmettin Erbakan hocamızın ifadesiyle bu savaş 5700 yıllık bir savaştır. Siyonizm de 300 yıllık bir mesele değil, 5700 yıllık bir mikroptur. Evet, biz Siyonizmi bir kanser uru olarak görüyoruz. Biz Siyonizmi mutlak şer olarak görüyoruz. Biz Siyonizmi İslam ümmetinin bağrına saplanmış bir zehirli hançer olarak görüyoruz. Dolayısıyla Siyonizmin at koşturduğu yerler, Siyonizmin ayak bastığı yerler, Siyonizmin plan, program, proje yaptığı yerler, İslam ümmetinin vurulması üzerine projeler. İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanca projelerdir. Bunu bize Kur'an tarif etmektedir. Birileri kalkıp şu siyasi mülahazalarla şöyle bir şey diyebilirler. Birileri kalkıp şu siyasi mülahazalarla böyle bir şey diyebilirler. Ama önemli olan Rabbimizin ne dediğidir. Allah'ın ne dediğidir. Doğru yolu gösteren Allah'tır. Gerçeği gösteren Allah'tır. Ve kurtuluş yolunu da gösteren Allah'tır. Onun için biz Azerbaycan'daki hadiseleri değerlendirirken şerefli Azerbaycan halkının Karabağ Savaşı sürecinde Ermeni işgaline karşı işgal altındaki Ermeni topraklarının, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının Ermeni işgalinden kurtululması noktasında nasıl destansı ve şerefli bir mücadele verdiklerini, bu mücadeleyi verenlerin de lebbeyke ya Hüseyin diye meydanlarda ve cephelerde nasıl haykırdıklarını ve onların tertemiz kanları üzerinden o toprakların 30 yıl işgalden sonra nasıl özgürlüğüne kavuştuğunu biz hepimiz birlikte sevinçle gördük ve gözyaşlarıyla ve büyük bir mutlulukla yaşadık. Çünkü o topraklar Azerbaycan topraklarıydı her karışına kadar. Bugün daha kurtarılacak çok daha Azerbaycan toprağı var. Karabağ'ın tamamı özgürleşmiş değildir. Dolayısıyla biz Azerbaycan halkının kaderini kendi kaderimiz, Azerbaycan halkının selametini kendi selametimiz, Azerbaycan halkının onuru ve izzetini biz kendi onurumuz, izzetimiz biliyoruz. Aynı şekilde biz bir ümmeti vahideyiz. Biz tek bir ümmetiz. Azeri olsun, Türk olsun, Kürt olsun, Fars olsun, Arap olsun, Türkmen olsun, Boşnak olsun, Arnavut olsun,
Özbek olsun, Peştun olsun, dünyanın hangi kavimlerinden olursa olsun, bütün kavimleriyle, Şii olsun, Sünni olsun, Hanefi olsun, Şafii olsun, Caferi olsun, Zeydi olsun, bütün kesimleriyle birlikte biz ümmeti vahdeyiz. Çıkarlarımız birdir, kaderimiz birdir, geleceğimiz birdir, acımız birdir, sevincimiz birdir. Azerbaycan halkıyla birlikte olmak bizim hem tarihi yönümüzle, hem İslami yönümüzle, hem jeostratejik yönümüzle bizim kaderimizdir. Azerbaycan aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'nin de bir kimliğinin bir parçasıdır. İran İslam Cumhuriyeti Fars demek değildir. İran İslam Cumhuriyeti belli bir kavmin, belli bir ırkın devleti de değildir. İran İslam Cumhuriyeti değerler üzerinden, idealler üzerinden, kimlikler üzerinden oluşmuş bir devlettir. Dolayısıyla İslam Cumhuriyeti bugün dünyanın en büyük saldırılarıyla, en ağır yaptırımlarıyla karşılaşıyorsa, İslam ümmetinin menfaati için ödediği bedellerden dolayıdır. İran İslam Cumhuriyeti Bosnalı kardeşlerinin, Arnavut kardeşlerinin selameti için ne kadar bedel ödediyse, İslam Cumhuriyeti Filistinli kardeşlerinin, Iraklı, Suriyeli, Yemenli kardeşlerinin selameti için ne kadar bedel ödediyse, İslam Cumhuriyeti Mağripli kardeşlerinin, Mısırlı, Cezayirli kardeşlerinin, Tunuslu kardeşlerinin selameti için ne kadar bedel ödediyse, İslam Cumhuriyeti Afganistan'dan, Pakistan'dan, ta Mindano'ya kadar, Patani'ye kadar, Arakan'a kadar Müslümanların selameti için ne kadar bedel ödediyse, belki de en az bu kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin selameti için bedel ödemiştir. İslam Cumhuriyeti Azerbaycan yapayalnız kaldığında, ortada kaldığında, kaçkın kaçkın insanlar şehirlerini terk edip aç susuz meydanlarda sokaklarda kalkıp yine de Ermeni saldırılarının altında çaresiz bir şekilde yok mudur bize yardım edecek bir Müslüman? Nerede bizim kardeşlerimiz? Nerede Müslümanlar diye feryat ettiğinde yanında İranlı kardeşlerini görmüşlerdir. Göğüsleriyle, bedenleriyle İranlı kardeşlerini görmüşlerdir. Canlarıyla, kanlarıyla İranlı kardeşlerini görmüşlerdir. Askerleriyle, sivilleriyle, alimleriyle, talebeleriyle İranlı kardeşlerini görmüşlerdir. Dolayısıyla sadece ortada Siyonizmin elleri, kolları, projeleri vardır. Allah'ın izniyle Siyonizm Filistin topraklarından kökünden sökülüp atıldığında bu Azerbaycan'dan da diğer İslam coğrafyalarından da Irak'tan, Türkiye'den, Hicaz bölgesinden de Siyonizm sökülüp atılmış olacaktır. Siyonizm bir virüstür. Dolayısıyla Siyonizmin girdiği yerde hastalık olur. Siyonizmin olduğu yerde kriz olur, bunalım olur, buhran olur. Siyonizmin olduğu yerde güven olmaz, barış olmaz, istikrar olmaz. Siyonizmin olduğu yerde insanca yaşamak olmaz. Bunu Azerbaycanlı kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar. Mesele Azerbaycan'da bir takım fasit ellerin ve dillerin yaptıkları Azerbaycan demek değildir. Azerbaycan bütünlüğü içerisinde, o büyük şanlı Azerbaycan fotoğrafı içerisinde bu fasit eller ve diller çok küçük bir varlıktırlar. Nokta gibidirler. Onlar Kur'an'ın tabiriyle suyun üzerinde köpük gibidirler. Onlar gidicidirler. Asla kalıcı olamaz. Kalıcı olan Müslüman halkların kardeşliğidir. Kalıcı olan Müslüman halkların, milletlerin kader birliğidir. Kalıcı olan Müslüman halkların İslam bayrağı altında, Kur'an bayrağı altında özgürce, şereflice, bağımsız ve özgür bir şekilde, egemen bir şekilde yaşamasıdır. Dolayısıyla biz Azerbaycan'daki bu son dönemde yapılanları Tel Aviv'in çığlığı olarak görüyoruz. Washington'un çırpınışları olarak görüyoruz. Washington, Pentagon, Beyaz Saray bunlar çaresizlikle çırpınıp duruyorlar. Tel Aviv rejimi, Siyonist rejim çaresizlik içerisinde çırpınıp duruyor. Bakınız arkasından Fransızlar biz de varız, biz de yanınızdayız. İngilizler biz de varız, biz de yanınızdayız. Yetmedi Suudi Arabistan biz de varız, biz de yanınızdayız. Emareti Bahreyn'i biz de varız, biz de yanınızdayız diye sürekli
birbirlerinin yardımına koşmaktadırlar. Onlar bir araya gelmiş, kendi geleceklerini, kendi hegemonyalarını, kendi işgal ve sultalarını devam ettirebilmenin çabası içerisindedirler. Ama asıl olan Müslüman halklardaki o derin iradedir. O çelikleşmiş iradedir. O iradedir ki bugün emperyalizmin ayaklarını bölgede kırmakta, Siyonizmin ellerini kesmektedir. O derin iradedir ki bölgenin kaderini değiştirmektedir. Ümmetin kaderini değiştirmektedir. Biz bugün Azerbaycan'daki hadiseleri küresel bir gelişmenin bir parçası olarak görüyoruz. Ama ne olursa olsun şüphesiz ki Kur'an'ın buyruğuyla ca'el hak ve zahebel batıl innel batıl ane zahuk. Hak gelir, batıl yok olur. Batıl yok olmaya mahkumdur. Dolayısıyla hak cephesi, batıl cephesi arasında derinleşen, genişleşen ve yükselen bir savaş vardır. Bu savaşın bir tarafında Amerika ve İsrail, bir tarafında İslam devrimi ve direniş cephesi vardır. Bunun arasında oraya ait olanlar, beriye ait olanlar, üzerlerine düşen herkes kendi vazifesini yapmaktadır. Evet. Ama bir de Rabbimizin takdiri vardır. Rabbimiz buyurmuştur ki Nasru minallah ve fethun garib ve beşiril müminin. Batıl cephesinin çökmesi, İslam ümmetinin topyekün özgürleşmesi, Kudüs'ümüzün, Aksa'mızın özgürleşmesi yakındır. Ela inne nasrallahi garib diyen buyuran Allah, eleyse subhu bi garib diye buyuran Allah, bu ümmete, bu mazlum ümmete aydınlık günleri tamamen özgürlük ve kurtuluş günlerini gösterecektir. Azerbaycan halkını, şerefli Azerbaycan milletini, Türkiye'li kardeşleri olarak selamlıyoruz. Ve biz her zaman Azerbaycan'ın birliğinden, dirliğinden, esenliğinden, selametinden, onurlu geleceğinden, tamamen topraklarını özgürleştiği ve komşularıyla kardeşlik içerisinde omuz omuza, el ele kendi kaderini tayin ettiği günlere adım adım ilerliyoruz. Şüphesiz ki araya girmek isteyenler olacak, fasitler olacak, müfsitler olacak, işbirlikçiler olacak, ama daha öncekilerde olduğu gibi onların da yeri tarihin çöplüğü olacak.